Bodrum'a gelelim YouTube kanalından ben Yusuf. Umarım herkesi şimdi size öyle güzel bir video vereceğim ki gerçekten bol yok. Bayılacaksınız. Yani ben kusur bulamadım. Bilmiyorum bakalım siz kusur bulabilirseniz bana mutlaka yorumlarda yazın. Merakla bekliyorum. Şu an evin kapısında bakın denizi görüyoruz. Musunuz? Ve evin kendine ait bir iskelesi var. Bu kadar premium, bu kadar işlevsel, bu kadar güzel bir tasarım olamaz diyebilirim yani. Şimdi hep beraber villayı gezeceğiz. Ama içini gezmeden önce şu dışarıdaki imkanlarından size bahsetmek istiyorum. Hemen arkamızı dönüyoruz. Şu gördüğünüz bütün alan bu villaya ait. Ve burada bir tane suite. Burada tek odamız var. Burada da çamaşır yıkama odamız var. Burayı dışarı alarak evden çıkarmışlar ve çok güzel olmuş. Orada da çok rahat bir kişinin yaşayabileceği stüdyo bir daire var diye bildireyim. Burada toplamda 6 tane villa var böyle yan yana dizilmiş ve bir otel projesinin konseptin içerisinde burası. Yani buranın sadece kendi iskelesi değil, etrafında da çok güzel aktiviteler mevcut. Ortak havuzu, restoranı, barı, kendi iskelesi, orada ayrı kabanaları ve kiralama hizmetleri mevcut. Burası dört dörtlük mükemmel, Bodrum'da da eşi benzeri olmayan bir seçenek olarak sizlere sunuyorum. Şimdi bunu dışarıdan önce anlatmaya başlayayım. Burası tek katlı bir villa. Her villanın sol tarafındaki bu boş alan o villaya ait. Hepsinin sol tarafı. Buraya bir aracınızı koyabilirsiniz. Böyle iki grubun arasındaki alan da yine sol tarafında kalan. Yani her villanın sol tarafındaki bu boşlukta yine buraya ait. Dolayısıyla bir araç buraya, iki araçlık otoparkı mevcut. Şimdi geniş açıyı aldım ve size villanın tamamını gezdirmek istiyorum. Tavan yükseklikleri, işçilik, kullanılan malzemeler hepsi son derece güzel. Bakın yani bu villayı izleyenlerin belki binde biri bu villaya sahip olabilir ama yine de bunu ben çekiyorum. Umarım doğru kişilere ulaşır ve gerekli ilgiyi görür. Tabii ki Bodrum'da hani buna benzer, eşi benzeri olmayan bir fiyatını da tahmin edersiniz ki yüksektir. Tabii ki herkese hitap etmiyor ama size bunu sunmak benim görevim. Bununla ilgili müşteriler de bana aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilir. Burada son derece büyük 100 metrekarelik neredeyse bir salon var. Buranın ölçüsü şöyle. Sadece bu bulunduğumuz villanın alanı 240 metrekare. Bunun dışında dışarıda gördüğünüz alanlar var. Havuz alanlar var. Kullanılan alanlar. Toplamda sizin yaşam alanınız aslında 450 metrekare civarında. Burayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burası dev gibi bir salon. Açılıyor. Ve harika bir... Buraya baktığımızda da mutfak alanını görüyorsunuz. Son derece güzel bir mutfak alanımız var. Burayı da ben size geniş açıyı alayım. Şimdi hem normal açıyı gösteriyorum hem geniş açıyı gösteriyorum ki doğru bir şekilde size izah etmiş olalım. Her şey son derece güzel. Mutfak tezgahımız var. Ada masamız var. Böyle dolap alanlarımız var. Her şey mevcut. Şimdi bu salondan sağa ve sola olarak odalar dağılıyor. En sonunda ve iskeleye ineceğiz. Ve dediğim gibi buraya özel kendine ait bir iskelesi var. Hemen sağda burada misafir tuvaletimiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel dizayn edilmiş, etkileyici bir misafir tuvaleti. Burada bir odamız var. Burada da bir odamız var. Salonun büyüklüğünü gördünüz zaten. Bu iki odanın toplamı bir salon büyüklüğünde gibi düşünebilirsiniz. Hatta geriye doğru da gidiyor. Burası yatak odalarından birincisi. Yani hangisini master bedroom diye söyleyeceğim şaşırıyorum. Hepsi inanılmaz büyük, güzel, devasa bir yapıda. Kendine ait bir giyinme odası var. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir banyomuz bulunuyor. Ve giyinme alanlarımız. Evet, devam edelim. Esas sürprizi iskeleyi sona bırakıyorum, havuz alanını. Orayı daha sonra gezeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün duvarlar kaplama. Bunlar çok büyük maliyetler. Evet, burada da çok geniş iki tane evyesi bulunan güzel bir banyomuz var. Sol tarafta saklama alanları mevcut. Villa gibi villa böyle olur. Gerçekten kusursuz bir yer arayanlar için şöyle ben
alanını görüyorsunuz. Orada bir kitchenette yapılmış. Gayet güzel. Buraya dışarıdan da geliş mevcut. Şöyle ben bir çekeyim. Normal görüntüye de alayım şöyle. Şimdi diğer alana geçeceğiz. Bütün odalardan gördüğünüz gibi havuz alanına geçiyor. Evet, buradan bir de kapıya burada içeriden dışarı doğru da bakalım. Gayet güzel, ihtişamlı. Burada da yine ön tarafta gördüğümüz gibi iki tane odamız var. Toplamda villa 4 artı 1. Ama çok geniş, büyük, taban yüksekleri çok fazla olan, hepsi ebeveyn banyolu ve giyinme alanına sahip odalar. Harika. Yani denize sıfır bir arsaya böyle bir nitelikli ev yapmak çok kayda değer olmuş. Bazı hani güzel arsalar olabiliyor ama üzerine oraya değebilecek yapılar konmuyor. Konmadığı için de oranın değerini düşürüyor. Fakat burası öyle değil. Hem sosyal tesisiyle, hem çevre özellikleriyle, hem Yalıkavak'taki bulunduğu konumla, yani Tilkicik'te burası, inanılmaz güzel bir konumda. Harika bir uyum haline gelmiş. Yani buraya istenen rakamları eder mi diye düşündüğümüzde gerçekten edebilecek pozisyonda. Yani buraya ben kusur bulamıyorum. Kullanımı da çok rahat. Bütün her şey düşünülmüş. Kalite birinci sınıf, manzara yine aynı öyle, konum öyle. Ve içindeki kendi otel hizmetleri vesaire, bunlar da buna eklendiği zaman burayı bulunmaz hale getiriyor gerçekten. Şöyle odaya ben bir dışarıdan da bakın. Burası komple bir ev kadar, yani bir odası. İnanılmaz güzel. Yani 240 metrekare net, dolu dolu bir metrekaresi var. Şimdi buradan da size şuradan iskele iniyoruz. Oradan iskelesini de göstereceğim. Kendine ait iskele alanı bulunan bir ev. 70 metrekareden fazla büyüklükte bir havuz var. Görüyorsunuz burada da güneşlenme alanları var. Mükemmel. Ancak filmlerde görebileceğiniz bir ev. Şimdi kış sezonundayız. Kasım'ın 26'sı bugün. Ve gördüğünüz gibi bunun gibi 6 tane burada villa var. Buradaki iskele sadece bu villaya ait. Gördüğünüz gibi. Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Evet. Yani bu benim çektiğim en iyi denize sıfır villa, iki tane villadan biri. Bir tanesi de bir teyzeydi. Bu da Yalıkavak'ta. Ama bu çok daha ona göre kullanışlı ve parasını hak eden pozisyonda bana göre. Çünkü çok daha iyi tasarlanmış. O benim önceki çektiğim yerde alt kata doğru villa büyüyordu. Onu da çok güzel dizayn etmişlerdi ama bu tek kat üzerine kurulduğu için çok daha kullanışlı, kolay ve denize çok daha sıfır. Çektiğim villa da çok gösterişli, güzel bir villaydı ama onun ön tarafında direkt o otel konseptinin plajı var. Önünden gelen geçen çoktu. Bu çok da fazla izole ona göre. Yani hem izole hem bu özellikleri sağlıyor. O yüzden burası ön planda ve istenen parayı da hak ediyor. Bu segmentteki konutlarla ilgilenen müşteriler zaten bunun ederini, değerini çok da iyi biliyorlardır. Bodrum'da bir yüzük taşı gibi bir şey, yani burada bu ürüne sahip olmak çok özel. Çok az kişinin sahibi, yani Bodrum'da aile sahip olabileceği bir yapı. Yapanın da ellerine sağlık, düşünenin de, mimarının da. Ben dört dörtlük harika buldum burayı. Etkilendim açıkçası. Evet, burayla ilgili detayları almak isterseniz aşağıdaki telefon numaralarından bana mesaj da atabilirsiniz. Telefonla da arayabilirsiniz. Veyahut da bu segmentte veya herhangi bir segmentte arayışınız olursa da benimle iletişim kurabilirsiniz. Harika, güzel seçenekler sunacağımızı düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Proje ile ilgili çok daha detaylı videolarım var. Seçenekleri ile ilgili. Onlarla ilgili bana dönüş yaparsınız. Ben size link gönderirim. Projenin genel sosyal tesisini de gösteren videoları izlemiş olursunuz. Bu projenin içerisinde yine müstakil 3 artı 1 ve 2 artı 1 villa seçenekleri de var. Onlarla da benden bilgi alabilirsiniz. Bu villalar için söylemiyorum ama o 3 artı 1, 2 artı 1 seçeneklerin de kira getirileri
çok çok yüksek. Bilmiyorum burayı alan kişi burayı kiralamayı düşünür mü ama zannetmiyorum. Yukarıdakilerde buradaki otel hizmeti size destek veriyor ve aşağı yukarı 100 bin euroya kadar yıllık kira getirileri olan seçenekler var. Yatırım için de çok güzel bir yer. Fakat buraya talip olan müşteri tabii ki özel premium bir müşteri olacaktır ve ona göre burayı değerlendirecektir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.